Yapma, yalvarırım, yapma yenge. Bırak, ne olur elimi bırak. Bırakmam. Sen zaten bu bıçağı çoktan sapladın benim bağrıma. Diri diri mezara koydun beni. Sapla da. Sapla da dindir şu acımı. Hadi sapla. Hadi dedim sana. Yine neye celallendi bu kim bilir. Gülperi onun odasındaydı. Allah'ım sen kur. İstediğin bu değil mi ha? Neden direniyorsun? Bırak. Bırak ölüm çıksın bu evden. Yaşadıkça iki elim yakanda olacak. İntikamı almadan rahata, huzura ermeyeceğim. O yüzden ölüm çare, ölüm kurtuluş bana. Öldür, öldür beni. Hem sen hem ben kurtulayım. Bu ne demek oluyor Tarhun? Dediğim gayet açık. Çiftliğin tapusu sende. Bu gerçek değişmeyecek. Hiç olmazsa biz eşyalarımızı toplayıp gidene kadar al anneni götür buradan. Bak böylesi herkes için daha iyi olacak. Çok şanslısınız. Bir kız bir erkek kardeşiniz olacak. Bizim de artık sırtımız yere gelmez. İki kız iki oğlumuz var bundan böyle. Evet. Siz de çok şanslısınız. Bir abiye ablaya sahip olmak dünyanın en güzel şeyi. İsim, isim bulmamız lazım. Ben birkaç tane kız ismi düşünmüştüm aslında. Aynen, ben de erkek olacaklar diye birkaç isim bulmuştum ama. İyi de birbirleriyle uyumlu olacaklar mı? Uyumlu derken? Yani ne bileyim işte, kafiyeli. Birbirlerinin anlamlarını tamamlayacaklar mı? Bunlar önemli şeyler. İsim koymak için uzun uzun zamanımız var, merak etmeyin. O kadar uzun bekleyemem ama. Kardeşime bir an önce kavuşmak istiyorum. Münevver Hanım. Telefonu çalıyor. Ah, sessizdeymiş Şerik Hanım, duymamışım. Sen bu çorbayı karıştır, ben de bir telefona bakayım gelim. Yoksa dibi tutar. Alo, Mülayim Bey. Merhabalar Münevver Hanım, nasılsınız? Hem bir sesinizi duyayım, hem de nasıl olduğunuzu sorayım istedim. Teşekkür ederim, iyiyim Mülayim Bey. Siz nasılsınız? Sesinizi duydum, daha da iyi oldum. Eğer vaktiniz varsa bugün birlikte bir tatlı yiyelim mi diyecektim. Aa, bugün mü? Kusura bakmayın, bugün müsait değilim de evde işlerim çok. Kusur ne demek efendim? Sizin canınız sağ olsun. Müsait olduğunuz başka bir gün görüşürüz biz de. Tamam. Gel kızım. Biz biraz hava alalım. İstemez. Bu ilaçlar yüreğimin yangınına deva olmuyor. Bu kadar yeter anne. Evimize gidiyoruz. Ananı başımızdan al götür dediler. Sen de boyun eğdin öyle mi?
Ama şunu bil ki ben kimseye boyun eğmem. Hiçbir yere gitmiyorum. Emir Tarhun denen adam kolaysa gelip atsın beni buradan. Anne, burada kalmak sana iyi gelmiyor. Sen bunun farkında değil misin? Burada kaldığın her gün daha da kötüye gidiyorsun. Senin iyiliğin için kendi evimize gideceğiz. Beni düşündüğünden yani. Fidan'a söylerim, eşyaları toplar. İlacını iç anne. Ben aşağıda bekliyorum. Yani ikimiz de bilemedik sonuçta. Ben kız olacaklar dedim, sen erkek. Farkında mısın? Daha doğmadan ikimize de ters köşe yaptılar. Aynen, bakalım doğduklarına ne olacak? Huy, geldiniz sonunda da. Öldük meraktan, öldük. Kız mı, erkek mi? Dargınlık çıkmayacak. Evet, bir kız bir erkek. Gerçekten mi? Huy. Desenize. İçin uzunda papuçları dama. Nasıl ya? Ben senin boyuncuğunu unuttun mu? İlk göz ağrını. Öyle kolay kolay papucumu dama atamazsın değil mi? Atamam tabii, çakır gözlü. Atamam. Ne senin, ne de ha bu Mertuş'a. Hiçbir yere atamam. Ha bu Şehriyan'ın sevgisi hepinize yeter daha. Evet, şimdi sıra isimleri koymakta. Kızım, ben derim ki kızın adını Mahizer koyak. Rahmetlik anamın adıdı. Oğlanın da Hikmet. Abinin ruhu şad olsun. İkisi de çok güzel isimler. Ama aile büyüklerinin isimlerini koymamız şart mı? Kendilerine has isimler olsa daha güzel olmaz mı? Tabii, orası öyle. Bu daha münasip olur. Biz Name ve Kayra'yı düşünmüştük. Hem annesi ve babasının ismine benziyor, hem de anlamları çok güzel. Kerem ve Nebra da olabilir. Naveran'ın söylemesi zordur daha. Name daha güzel. İyi, tamam. Ama yeni isimler de olsun, bir de başka isimler de düşünelim. Daha fazla hırpalama kendini kızım. Güzelce uzanıp gözlerini kapat, hiçbir şey düşünmeden uyumaya çalış, olur mu? Nasıl düşünmeyeyim Cavidan teyze? Halini görüyorsun. Görüyorum kızım. Görmez olur muyum hiç? Ama düşünmekle bu işin içinden çıkamazsın ki. Düşünmen sadece kendini yıpratıp üzmekten başka bir şeye yaramaz. Bana hissettiklerin de haksız değil. Her şey buraya gelmemle başlamadı mı? Eğer köyden kaçıp gelmeseydim, kocası da oğulları da yaşıyor olacaktı. Yanlış düşünüyorsun Gülperi. Kader diye bir şey var. Herkese biçilen bir ömür var. Ne bir dakika önce, ne bir dakika sonra. Vakti geldiğinde hiç kimse gitmemize mani olamaz. Senin suçun değil. Yapma böyle. Ama ben bu vicdan azabından nasıl kurtulurum? Günden güne içinin yangınıyla daha da kötü oluyor. Hiçbir şey yapamamak, elimden hiçbir şey gelmemesi, seyirci kalmak o kadar zor ki Cavidan Hanım. Öfkesi de, acısı da zamanla dinecek. Sadece birazcık zaman. Zaman her şeyin ilacı Gülperi. Sen bunun için bir şey yapamazsın. Bana olan nefreti dinmeyecek. Nefreti dinmedikçe... Doğru söylüyor. Uğursuzum ben. Herkese zararım dokunuyor. Asla. Asla. Sen şefkatinle,
İyiliğinle herkesin kalbine dokunmasını biliyorsun kızım. Yiğit sana boşuna peri kızı demiyor. Yengenin acısı çok taze. Kolay değil. Allah kimseye yaşatmasın. Ama dediğim gibi senin hiçbir suçun, günahın yok. Sen sana yapılan zulümden kaçtın. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Gel, gel bakayım. Geçecek. Hepsi geçecek benim güzel kızım. Yeter ki sen kendini boş yere üzme. Olur mu? Diyorum ki bizim bebekler için ufak ufak alışverişe başlasak mı, ne dersin? Aa, bayılırım. Her şeyden çift alacağız zaten. Şapka, tulum, çorap. O günler gelse de. Ben de sabırsızlanıyorum. Çok az kaldı zaten. Düşünüyorum da yaşadığımız onca şeyden sonra kurduğumuz şu hayallere bak. Bu tarif edilemeyecek bir mutluluk. Evet, doğru söylüyorsun. Çok tarifsiz bir mutluluk. Ama biz bunu hak ettik sonuna kadar. Hak ettik. E hadi o zaman hazırlanıp çıkalım. Bak, bugün hastaneye gidip geldik, çok yoruldun. Bu alışveriş işini yarın yaparız. Ya yok, ben gerçekten çok enerjiyim. Hiç yorulmadım. An itibariyle bugün dinlenme günü. Hiçbir yere gitmiyoruz. İyi o zaman, biz de buradan bakalım. Ha, bak, olur işte. Bu çok güzel değil mi? Evet, ama acaba kaç aya kadar kalabiliyorlar onun içinde? E herhalde yaşına girene kadar. Altında açıklaması var zaten. Buyurun bakalım. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık Mavişi. Afiyet, bal şeker olsun. Çok güzel. Torunun elinden de kahve içmek çok güzel. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bizimkiler odalarına çekildi. Hazır ortalıklarda yokken konuşalım. Biz bir plan yaptık aslında. İkiz bebek harekatı başlasın da. Başlasın. Araba hazır abi. Çay mı kahve mi içersiniz bilemedim. Annem nerede? Niye birlikte inmediniz? Beyhan'ın beni istemedi. Kendisi hazırlanacakmış. Ah anne, ah! En sonunda bana istemediğim bir şey yaptıracak. Abi ben bakıp geleyim istersen. Bak, Fidan sana çay yapmış. Sen iç, ben bakarım. Ben bakarım. Anne hadi hazırlan.
Girin. Ne oldu? Bir şey mi isteyecektin? Annem. Odasında yok. Mutfağa falan inmiştir belki. Eşyaları da yok. Dışarı çıktı galiba, bilmiyorum. Dışarıda mı? O halde tek başına nasıl gider dışarı? Melike abla, yengemi gördün mü? Lavaboda falandır belki. Canın sıkkın gibi. Nasıl sıkkın olmasın oğlum? Beyhan yine Gülperi'yi hırpaladı. Yetişmeseydim daha da kötü şeyler olabilirdi. Kadın iyice zıvanadan çıktı artık. Yani kızcağıza eziyet etmekten resmen zevk alıyor. Tahammülüm kalmadı artık oğlum. Gidip Gülperi'yi teselli etmeye çalıştım ama nafile. O kadar iyi ki Beyhan'ın ona yaptığı bütün kötülükleri hak ettiğini düşünüyor. Tamam anne, sen merak etme. Bundan sonra daha fazla tahammül etmek zorunda kalmayacaksın. Artık burada bizimle yaşamayacak. Gidiyor. Ben de o yüzden bu sefer hiçbir şey yapmayacağım. Allah'ıma şükürler olsun. Aman oğlum gitsin. Gitsin de bitsin bu dert artık. O kadının yüzünden kendi evimizde huzur bulamıyoruz. Nedir bu iş böyle? Beyhan Hanım'ı gördünüz mü? Ne oldu Melike abla? Niye sordun? Hiçbir yerde yok. Kimse de görmemiş. Galiba kimseye haber vermeden çekip gitmiş. Yiğit'le Gülperi neredeler peki? Baktın mı, odasında mı? İkisi de odasında. Merak etmeyin. Onlarla ilgili bir sıkıntı yok. Aman onlar iyi olsun da. Bu kadına hiç güvenmiyorum. Her şey beklenir ondan. Nereye gitti ki acaba? Vallahi bakmadığımız yer kalmadı. Hiçbir yerde bulamadık. Benim halletmem gereken birkaç iş var. Aslında seni hiç yalnız bırakmak istemiyorum. Daha doğrusu size. Eğer ağrın falan olursa ya da canın bir şey çekerse bana seslenmen yeterli, tamam mı? Merak etme. Çocuklar da ben de iyiyim. Sen işine bak rahat rahat. Kulağa çok hoş geliyor. Sen ve çocuklarımız. Anneciğim kolay gelsin. Sağ ol kızım. Bak bebek için beşik beğendik. Nasıl, güzel mi? Beşik için çok erken kızım. Niye böyle şeyler için acele edersiniz ki? Tuzunu katmamışım. Yaşlanmaya başladın artık Şehriye. Aklın kuş gibi uçup gidiyor artık. Şehriye abla kolay gelsin. Ha, sağ olasın Kıvırcığım. Ya biber olmalı ilgili bir şeye bakıyordum da aklıma takıldı, sana sorayım dedim. Cam mı olsun plastik mi, hangisi olsun sence? Kıvırcığım. Hele iş oraya bir varsın. Karar veririz da. Ben makineye çamaşır attıydım. Bitmişti. Çıkarmadım vakit buruş buruş olayı da. Onları almam lazım.
Biberan'a daha çok vaktimiz var. Masal'la Mert neredeler? Onlar dışarıya çıktılar ama bilmiyorum nereye gittiler. Demediler bana bir şey. Tek lokma geçmedi boğazından. İlaçlarını da içmedi. Bir yerlerde düşüp kalmasa bari. Kimsenin sözünü dinlemiyor ki kızım. Hep kendi bildiğini okuyor. Kim bilir yine kafasında ne tilkiler dolandı da çekti gitti. Beyhan Hanım'ın broşu. Arka bahçede buldum. Kimse görmesin diye arka kapıdan çıktı gitti demek. Demek. Ben haber vereyim. Melike abla arka kapıda yengemin broşunu bulmuş. Kimseye görünmemek için oradan çıkmış herhalde. Adamlar evin etrafına bakmadı mı Maran? Baktılar abi. Adamların hepsini buraya çağır. Evin etrafına yeniden baksınlar. Ben de evin kamera kayıtlarına bir bakayım. Belki bir ipucu, bir iz buluruz. Adamlara haber verdim abi. Birazdan burada olurlar. Tamam. Biz de onlar gelene kadar ormana bakalım. Allah'ım, yengemin aklına mukayyet ol ne olur. Kendine bir kötülük yapmasına izin verme. Al canımı şuracıkta. Al da huzura kavuşayım. Ne diyorsun sen yenge? Ben nasıl yaparım bunu? Yapmam, yapamam. Ne olur bırak. Bırak elimi, bıçağı bırak. Ne olursun. Al canımı diyorum sana. Hadi al canımı. Savaşım da benden yüz çevirdi artık. Tutunacak tek bir dalım bile kalmadı. Beni burada öldür. Kasabanın girişindeki kimsesizler mezarlığına göm. Hadi sapla bıçağı. Mezarlık. Sakın. Sakın bunu yapmış olma yenge. Biraz büyümüşler baksana. Yerlerini sevmişler demek ki. Bir de sen faktörü var tabii ki. Dokunduğun her şeyi güzelleştirdiğin için çiçekler de bundan nasibini almışlar. Ne oldu, neyin var senin? Ya beşiklerle ilgili anneme bir şey sorayım dedim. Doğru düzgün bakmadı bile. Acele ediyorsunuz dedi. Şehriye ablaya da biberanlarla ilgili bir şey soracaktım. Oralı bile olmadı. Sonra bakarız dedi. Mert'le Masal'da güya bana çikolata getireceklerdi. Bebeklerin hareketini izleyeceklerdi ama gelmediler, çıkmışlar. Kimse benimle ilgilenmiyor. Anlaşılan benim güzel karımın hormonları devreye girmiş. Yoksa içimizden birinin seninle ilgilenmemesi ya da hevesinin kaçması mümkün mü hiç? Olabilir. Belki de saçmalıyorumdur. Saçmalıyorsun demeyelim de bu hamilelik durumundan dolayı biraz alınganlık, hassasiyet olabilir belki. Hadi bakalım, bu kadar bahçe işi yeter. Artık içeri girelim. Never Hanım. Çocukla sütçü beygir gibi dolanıp duruyorlar evin etrafında. Bizimkileri ne yapıp yapıp evden göndermemiz lazım. Haklısın da Şehriye Hanım. Ama nasıl? Bak görmüyor musun? Deminden beri içeri giremiyorlar.
Şerif Hanım, güzel bir çay mı demlesek? Oy, sen istediğin çay olsun da hemen demlerim. Aslında istediğim bir şey var da ama bilmiyorum, söylesem ayıp mı olur bilmiyorum. Anneciğim, niye ayıp olsun? Ne istiyorsun merak ettim. Kızım, senin iş çıkışında aldığın bir börek var ya, çayın yanında o da olursa çok yakışı olur. Tabii ki hemen alırız çay demlenene kadar. Hem bizim için yürüyüş olur. Değil mi Kemal? Olur tabii. Karım, kızım, oğlum ve ben yürüyüş yapmış oluruz. Biz gidelim o zaman. Tamam kızım. Sonunda gittiler. Bekleyelim, iyice uzaklaşsınlar. Son anda yakalanmayalım. Gelin çocuklar. Zor gönderdik evden daha. Neredeyse plan suya düşecek daha. Biz masalla odayı hazırlarken siz de burada gözcülük yapın, olur mu? Tamam, yaparız. Bakın, biz işimizi bitirmeden gelirlerse odaya girmelerine izin vermeyin, bir şekilde oyalayın. Olur olur. Biz siper oluruz önlerine, gene de göndermeyiz odaya. De haydın. Yaşamak haram bana! Erim! Evlatlarım gibi ben de bu toprağın altında yatacağım. Bir tek yangınımı ancak bu toprak dindirebilir. Bir tek bu toprak. Yenge! Yenge yapma! Bırak. Yenge! Bırak beni! Bırak! Bırak! Erimin, kocamın yanına, çocuklarımın yanına gideceğim. Diri diri, diri diri kendimi gömeceğim. Bu toprağın altına kendimi. İçimdeki yangını bir tek o söndürür. Yüreğimdeki zızıyı bırak! Olmaz! Olmaz! Olmaz yenge! Bırak! Bırak dedim sana! Karışma bana! Sen benim yüreğimi söküp aldın zaten. Şimdi de ol! Rahat rahat öleyim! Bırak! Bırak! Bırak peşem! Bırakma! Yenge! Sen ne dersen öyle olacak, her şeyi söz veriyorum. Hadi kalk gidelim, ne olur gidelim. Dinle beni yenge. Gerçekten söylüyorum, her şey istediğin gibi olacak. Bırak! Yenge, yenge, yenge aç gözünü, yenge aç gözlerini, aç, aç yenge, yenge kendine gel, kendine gel, bırakma kendini sıkın. Alo. Neden hala ses yok Ferhat? Onca adam, yaşlı, hasta bir kadını bulamadılar. Hayır, ne halt ediyor bunlar? Bunlar ne işe yarıyor o zaman? Ne yapmışlar bir arayıp öğreneyim abi.
Neredesin anne? Neredesin? Biz geldik. Hoş geldiniz kızım. Börekler. Hem de sıcacık. Oh. Çocuklar geldi mi anne? Siz giden kim, onlar geldiler. Aa, o zaman ben bir bakayım. Yok, gerek yok kızım. Gitmene gerek yok çünkü onlar birazdan bizimle beraber çay içecekler. Ya, her şey hazırdır zaten. Kıvacığım, sen bu börekleri mutfağa götür de soğumazsın. Çocuklara biz haber ederiz. Benimle çalışma odasında çok kısa bir işim var, onu halledip geleyim. Tamam. Haydi biz çocuklara haber edelim. Fenalaştı. Toprağı kazmaya çalışıyordu. Engel olmaya çalıştım. Beni dinlemedi. Tamam, çekilin. Dedi. Kendimi diri diri gömeceğim dedi. İçindeki yangın ancak toprak söndürülmüş. Öyle dedi. Çok acı çekiyor. Çok. Ona bak. Zamanla bu acıyla yaşamaya alışacak. Sen de zamana bırak. Hadi gidelim. Hadi. Efendim. Tamam, geliyoruz biz de hemen. Annemi bulmuşlar Baran. Çiftliğe gidiyoruz. Sen yine niye ayakta dolanıyorsun bakalım? Bizimkilere bakınıyorum. Böreği tutuşturdular elma soğumasın diye. Mutfağa yolladılar. Gelen giden yok. Onlarda bir tuhaflık vardı zaten. Bizi karşılarken de bir telaşlılardı. Evet. Fısır fısır konuşuyorlardı. Bir şeyler mi çeviriyorlar? Duydun mu? Bizim odadan geliyor.
Mert'le masanın sesi değil mi? Şehriye ablanın sesini de duydum sanki. Ey abla. Allah. Yanınıza geleceğim. Ananız yanınıza gelecek. Geleceğim. Yaşadıklarının sorumlusu sen değilsin. Sen sadece var olmaya çalıştın. Herkes gibi normal bir hayat yaşamaktı derdin. Olayları bu raddeye getiren, her şeyi zorlaştıran kendileri oldu. Başlarına ne geldiyse, hepsinin sorumluları kendileri. Ama geçecek. Onun için de her şey normale dönecek. Belki zor olacak. Ama olacak. Geçecek, evet. İyi olacak bundan sonra. Yiğit'e bakayım. Nerede buldunuz? Mezarlıkta. Olmuyor. Ne yapsa acısını yüreğine sığdıramıyor Beyhan Hanım. Böyle giderse durmayacak, kendi sonunu getirecek. Buna izin veremem. Bastığı yeri titreten koskoca Beyhan Hanım. Kasım Ağa'nın kırbacından beni koruyan o güçlü kadın. Düştüğü hale bak Baran. Ben bir türlü sindiremiyorum bunu. Benim bu aklım almıyor. En kötüsü de onu nasıl teselli edeceğimi de bilmiyorum.
İlaç saati geldi. Sabah da içmedi. Tamam. Sehpanın üstündekiler. Evet. Ne yapıyorsun yenge? Yenge yapma. Yalvarırım. Yapma bana bunu yenge. Bırak elimi. Bırak şu bıçağı ne olursun. Bırakmam. Madem kocamı, oğullarımı öldürdün, beni de öldür. Al canımı şuracıkta. Al da huzura kavuşayım. Ne diyorsun sen yenge? Ben nasıl yaparım bunu? Yapmam, yapamam. Ne olur bırak. Bırak elimi, bıçağı bırak. Ne olursun. Al canımı diyorum sana. Hadi al canımı. Savaşım da benden yüz çevirdi artık. Tutunacak tek bir dalım bile kalmadı. Beni burada öldür. Kasabanın girişindeki kimsesizler mezarlığına göm. Hadi sapla bıçağı. Sinsi yılan! Yenge ne yapıyorsun? Kocamı, oğullarımı aldım. Tek tutunacak dalım olan savaşımı bana düşman ettin. Arsız! Anasını, atasını yok saydırdın. Çirkinsin, anlamaz! Öldüreceğim seni. Yapma! Girdiğin her yeri kirletiyor, zehrini akıtıyorsun. Bir şey yapmadım. Ama kabahat bende. Senin gibi yılanın başını küçükken ezecektim. Ama yapmadım. Soframızı oturttum. Ekmeğimi bölüştürdüm. Aç karnını doyurdum. Sen de kalktın. Yediğin kabak istedin. Nankörlük ettin bize. Anam gibisin sen de. O da gittiği her yere uğursuz onu peşinden sürükler. Felaket getirirdi. Evlatlarımın katili yılan. Yanacaksın. Bırak. Ne yapıyorsun? Benim yüreğim nasıl yanıyorsa sen de öyle yanacaksın. Yılan. Bırak. Sen sakın babamı yalnız bırakma, ben de birazdan geliyorum, tamam? Thank you.
Evlenelim.